Evet, şimdi biz sevgili Mehmet Uzel'i temporal kemik anatomisi için davet ediyoruz. Mehmetciğim, orada gösterdiğin şeylerin üstünde güzelce net çizerek göster. Böyle vırt vırt atlayınca ben anlamıyorum. Yani onun için üstünde göster. Yani bak şurası diye böyle. O şey mouse'un o şeyi papazı var ya, papazla çiz. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Bir önceki konuşmada hocam Türkiye'deki anatomi ortamında kadavra temininden, kimi fiksasyona bağlı risklerden ya da işte formaldehit risklerinden bahsetti tabii. O konuya ben girecek değilim çünkü zamanımız burada anatominin zorlukları veya fiksasyonun kadavra temininin zorluklarını tartışmak değil, ama o konuda hem olumlu bazı gelişmelerimiz var Türkiye'de, hem de hocamın dediği gibi bazı olumsuz gelişmeler var. Bağış sayılarımız arttı. Evet, olumlu sayılar, olan bağışlar değil mi? Bağış olarak bizde artış var. Artış var. Peki hiç bir tane zamanı yani affedersin. Var var. Yani vefat edip de bağışlanan var mı? Var var. Yani sayısını şimdi hatırlamıyorum. Yani ona yakın bağışımız var böyle bize gelmiş. Hatta yazılı bağışı olmayıp sözlü olarak aile yakınlarına, çocuğuna, karısına ya da kocasına kendini bağışlamak istediğini vasiyet edip ailesini bize getirdiği insanlar da var ki zaten biz en son belki hatırlarsınız 2010'da bir plastinasyon sergisi geldi Türkiye'ye. O sergiden bu yana çok bağış talebi aldık. Çok telefonlar geliyor. Birçok insan gelip bizzat bağışını da yapıyor bize. Bunlarla da ben ilgilendiğim için kürsüde yakın takip edebiliyorum. Bir kısmı geldi. Kürsüde hatta şu anda kullananlar var. Derslere çıkanlar, kurslarda kullandıklarımız var. O açıdan iyiyiz, ama bahsettiğiniz kimsesiz kadavralardan ya da kimsesiz cenazelerden gelen kaynak bu idari sorunlardan dolayı azalmış durumda. Bağışların artması bizi biraz sevindiriyor, ama diğer taraftan tabii genel bir azalma var. Onu kabul etmek lazım. Çok büyük rakam. 10 tane bağış. Ona yakın. Tam 10 değil. Ona yakın ama sayıyı tam hatırlamıyorum. Şimdi ezberimde değil. Çok büyük rakam. Benim söylediğim birkaç yıl içinde olan bir şey bu. Ottü'lü bir hoca kendini bağışladı. Geçen birkaç ay önce, 6 ay önce ailesi getirdi. Yani değişik şeyler var, hikayeler var. Dolayısıyla o açıdan kendi açımızdan seviniyoruz. Yani bağışların artması açısından, ama tabii ne yazık ki özlenen Avrupa seviyelerinde değil. Ama bir gelişme var. Ben fazla konuyu uzatmadan, yani gelecek soruları tabii ki konuşabiliriz isterseniz, ama burada tabii anatomi amaç şu anda konuşmak. Onun için doğrudan anatomi konusuna geçeceğim. Hocam veya sizlerden gelecek herhangi bir katkı veya soru olsa ayrıca konuşabiliriz. Burada bu sunumda ben temporal kemiğin temel bazı anatomik özelliklerinden, sizin cerrahide daha sonra anlatılacak konularda işinize yarayacak bazı temel nirengi noktalarından, bazı özelliklerden bahsedeceğim. Temporal kemiğin bilindiği gibi temel birkaç parçası var. Temporal kemiğin pars squamosa, pars petrosa, şurada alttan görünen olmak üzere, timpanik parça olmak üzere, meatus acusticus externus'un etrafını saran, oluşturan parça olmak üzere temel birkaç bölüm var. Processus tireoideus yine önemli bir nirengi noktası. Processus mastoideus aynı şekilde çok önemli bir nirengi noktası. Zigomatik parça, processus zigomaticus ve onun arkasına uzanan kristası biraz sonra göreceğiz. Bunlar hep önemli parçalarımız. Alttan baktığımız zaman yine pars petrosa'nın medyale doğru, iç yana doğru uzandığını, processus zigomaticus'un öne doğru uzandığını burada rahatlıkla görebiliyoruz. Dış yandan baktığımız zaman önemli bazı, yani cerrahiye başlarken daha önemli bazı kriterler sağlayan noktalarımız var. Processus zygomaticus'u arkaya doğru takip ettiğimiz zaman üst kenarının devamı olarak gördüğümüz crista supramiatica mastoide adı verilen bir çıkıntımız var. Bu bizim meatus acusticus externus'un arka üst tarafında bulunan henle dikine olarak adlandırabileceğimiz spinaya doğru bir bacakta indiren bir parça, yani ikiye ayrılıyor. Bu iki bacağın arasında kalan açı, yani meatus acusticus externus'un arka ve üst tarafında kalan bu üçgen bölgeyi biz McEwen üçgeni diyoruz ve önemli bir cerrahi girişim alanı, cerrahi nirengi noktası. Meatus acusticus externus'un, yani ve onun başı, onun girişi olan porus acusticus externus'un hemen önünde fossa mandibularisi, kaput mandibularının oturduğu fossa mandibularisi görüyoruz. Processus tireoideus ve mastoideus yine yandan bu şekilde çok rahat görülüyor. Başka burada hatırlatmak istediğim bunlar, evet, en önemlileri bunlar. Bu McEwen üçgeni çok önemli bir yapı, bir bölge. İç taraftan baktığımız zaman yine pars petrosa'nın üst tarafında, üst yüzünde eminensi arcuata adı verilen ve iç kulak yapılarının yaptığı bir kabarıklık, onların yerini gösteren bir kabarıklık olduğunu görüyoruz.
Meatus akustikus ve porus akustikus internusu burada arka yüzünden Pars Petroza'nın çıkarken, orada bulunurken ki görünümünü görüyoruz. Hatırlanabileceği üzere bu porus akustikus internustan 7 ve 8. kafa çiftleri, yani fasial ve vestibülokokler sinirler girip çıkıyorlar. Alt yüzde aynı şekilde biraz önceki şeklin benzeri prosesus mastoidus, stiloidus ve aralarındaki yine önemli bir delik olan foramen stilomastoidiumu burada görüyoruz ki buradan da yine hatırlanacağı üzere nervus facialis'in yüze giden motor mimik dalları, mimik kaslarını inerve eden dalları geçiyor. Önemli bir komşuluk buradaki de. Fossomandibularis'in alttan görünümü. Fossa jugularis'i görüyoruz bu şekilde. Canalis caroticus yine önemli. Arteria carotis interna'nın kafaya girmek üzere kullandığı kanalın başlangıcı burası. Bu çok önemli bir slide değil mi? Yani carotisi, jugularis, hepsini beraber göstermesi açısından. Stilomastoidumu, hepsini birlikte gösteren bir slide. Evet, arkadaşlar. Alt yüzden, temporal kemiğin işte yani, alt yüzden görünüşünü şu anda izliyoruz. Çok kısa olarak ben kulak şöyle bir kulakta embriyolojik tüm katmanlardan şeyler var, katılımlar var. Yani endoderm, mezoderm, ektodermden katlar alarak, katılımlar alarak oluşan bir organ. Birkaç slide'da hemen kulağın, iç kulağın, orta ve dış kulağın hangi bölümlerden nasıl oluştuğu ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Öyle karışık bir bilgi yok. Zaten embriyolog da değilim ama temelini anlamak üzere yardımcı olmak için. Ayrıca bazı doğuştan kulak hastalıklarında, kulakla ilgili sıkıntılarda patolojiyi iyi anlamada yardımcı olması için bu temel embriyolojik bilginin bilinmesi gerekiyor. Kısaca onun üzerinden geçmek lazım. Yaklaşık 3. hafta civarında kranyal bölgesinde embriyonun arka yüzünde nöral tübün her iki yanında iki tane küçük çukurcuk oluşmaya başlıyor. Nasıl oluşuyor bu çukurcuklar? Bu gördüğünüz maviler embriyonun tabii aksiyel kesidi. Bu mavi gördüğünüz tabakalar ektodermi, şu noktalı yerler mezodermi, şu sarıyla gösterilen yerde endodermi temsil eden bir şekil. Ektoderm üzerinde bir kalınlaşma oluşuyor ve kalınlaşma gittikçe bir çukura, bir oluğa, daha sonra bir çukura dönüşüyor. Bu arada ektodermin her iki ucu yaklaşıp buradaki şu çukuru en sonunda kapatıp mezoderm içinde ayrı bir boşluk olarak sınırlıyor. Bizim daha önce ektodermin üzerinde olan bu kalınlaşmış otik plakot dediğimiz, kulak plakodu dediğimiz yapı en sonunda mezoderm içinde ayrı bir boşluk olarak oluşmaya başlıyor ve bizim bu otik plakottan sonra oluşmuş otik vezikülümüz iç kulağın gelişimini sağlayan ana köken. Yani iç kulağımız bizim ektoderm kaynaklı, ektodermin mezodermin içine göçüyle oluşan bir boşluktan oluşuyor. İç kulağın kaynağı bu. Orta ve dış kulaklar biraz farklı gelişiyor. Onun için bu şekilde yok. Önce yani orta kulak ve dış kulağın gelişimini anlamak için hemen yine aynı yaşlarda yaklaşık 30. günlerdeki bir embriyodaki brankiyal arkuslara bakmak lazım. İnsanda 6 tane brankiyal arkus var. Bunların 5.si ve 6.si regresi olup herhangi bir oluşuma katılmıyor. Herhangi bir organ oluşumuna katkıda bulunmuyorlar ama 4 tane arkus burada biz tabii embriyoyu sağ ön taraftan görüyoruz. Burada sağdaki 4 tane brankiyal arkusun arkadan öne doğru gelişlerini görüyorsunuz. Aynı şekilde simetrik olarak solda da var. Bu 4 brankiyal arkustan birincisine biz mandibular arkus, ikincisine de hiyoid arkus adı veriyoruz. Bunların özel adları var, ekstra adları var. Diğer ikisine sadece 3 ve 4. arkuslar dönüyor. Bizim orta ve dış kulağımızın gelişmesinde katkısı olanlar da zaten mandibular ve hiyoid arkuslar ve aralarındaki şu oluklarla kesi. Biraz sonra göstereceğim. Şimdi bunlar önemli. Kesitine bakarsak bunun, yani biz bu arkusları frontal bir kesitle incelersek, şuradaki şeye uygun olarak, longitudinal hatta uygun olarak, sağlı sollu birinci brakial arkusun sağda ve solda iki tane ucu olduğunu görüyoruz. Burası pharynx boşluğu gelişmekte olan. Burada gördüğünüz mavi çizgiler embriyonun dış tarafında oluşan ektoderm tabakası. Sarı çizgiler endoderm tabakasını temsil ediyor. Aradaki doku da mezoderm ve ondan kaynaklanan yapıları temsil ediyor. Şimdi dikkat ederseniz burada brankiyal arkusların hepsi alt alta dizilmişler. Aralarında da bu brankiyal arkusların bu mezoderminin inceldiği ektoderm ve endodermin yaklaşıp burada dar bir boğaz oluşturduğu bir doku var. Bu dokuya biz brankiyal membran adı veriyoruz. Ve her brankiyal arkus arasında birer tane brankiyal membran oluşuyor. Burada 1 ile 2 arasında, 2 ile 3, 3 ile 4 arasında brankiyal membranlar var. Bizim brankiyal membranlarımızın dikkat ederseniz dış yanında bir tane girinti, bir de iç tarafında girinti var. Dış tarafındaki girintiye, ektoderme ait olan bu girintiye biz oluk, iç tarafındaki girintiye de kese adı veriyoruz. Ayrı bir terminoloji, yani olukla kese aynı şeye gelmiyor, aynı anlama gelmiyor. Keseler endodermlerin yaklaşarak yaptığı açılar, oluklarda ektodermin yaptığı açılanmalar. Şimdi bu birinci ve ikinci arasındaki şu yapı bizim için önemli kulak gelişiminde.
Hepsinin içinde dikkat ederseniz her bir brankel arkusun içinde damarı sinirin yanında gelişmekte olan kıkırdak ve onun türevleri, kemik olsun, kıkırdak olsun, fibroz dokuları, bağ dokularının kaynağı olan burada kıkırdak olarak isimlendirilmiş yapılar var. Birinci brankel arkustan ve ikinci brankel arkustan kulağın bazı yapıları gelişiyor. Hangi yapıları gelişiyor? Bakalım oradan bir şekilde. Şurada maviyle gördüğünüz yapılar birinci arkustan gelişen yapılar. Malleus ve incus kemiklerini görüyorsunuz. Ligamentum mallei anterioris, ön malleol ligaman ve musculus tensor timpaninin buradan kaynaklandığını, birinci arkustan kaynaklandığını. İkinci arkustan ise yani burada pembeyle gösterilen yapıların kaynaklandığı arkustan ise stapes, processus thyroideus ve musculus stapedius'un geliştiğini görüyoruz. Bunlar kulaktaki önemli brankial arkus kaynakları, yani sonuçları. Tabii bizim dış kulak yolumuz ve orta kulağımız ve tuba auditivamız da burada önemli bir unsur. Gelişmesi, onların da anlatılması, bilinmesi gereken şeyler. Şu gördüğünüz oluk ve kese dediğim şeyler, burada derinliği az olarak görünmekle beraber, daha sonra buradaki birinci ve ikinci arkusların gelişimi, buradaki dokuların türemesiyle, gelişmesiyle beraber, buradaki sığ görünümlerinden kurtulup, daha derin ve daha geniş yapılara dönüşüyorlar. Ve geniş dönüştükleri yapılar ise bizim erişkinde ya da gelişmiş halini dış kulak yolu veya orta kulakta tuba auditiva olarak bildiğimiz yapılar haline geliyorlar. Yani bizim şurada gördüğümüz yapıda şu bir numarayla gösterilen girinti biraz önceki şekilde dışarıdaki dış tarafta kalan oluk, oluğa uyuyor. Yukarıda birinci ve ikinci işte brankial arkusların devamları var. İki ile gösterilen boşlukta ise iç tarafta bulunan kesenin devamının oluştuğu bir yapıyı görüyoruz. Burası orta kulak boşluğu ve tuba auditiva'yı anlatıyor. İkisinin arasında daha önce burada brankial membran olarak gördüğümüz yapı var. Yani dış kulak yolu ile orta kulak yolunun arasındaki yapı olan erişkinde bizim membrana timpanika dediğimiz yapı bulunuyor. Membrana timpanika da böylece dış taraftan ektodermin, iç taraftan endodermin ve şeyde ortada mezodermin oluşturduğu üç tabakalı bir yapı haline gelir. Mezoderm kaynaklı olan yapısı membrana timpanikanın ortadaki fibroz dokusu, fibroz yapısı, ana yapısıdır. Her üç embriyolojik kökenden de yapılar içeren bir özelliğe sahip bu durumda membrana timpanika. Burada bakın yine bu şekilde dış kulak yoluyla orta kulak ve tuba auditiva'nın burada birleştiğini, yani oluk ve kesenin orta tarafta, orta brankial arkusun arasındaki membranda birleştiğini gösteren bir şekil. İki ayrı embriyolojik kalıntı bunlar. Daha doğrusu iki ayrı embriyolojik kaynağa sahip yapı. Cerrahi uygulamalarda çok kullanacağımız bazı terimler olacak. Biz anatomide bunları kullanmıyoruz, öğrenci eğitiminde anlatmıyoruz ama cerrahide bunlar kullanılıyor. Epitimpanum, mezotimpanum ve hipotimpanum kavramları. Epitimpanum dediğimiz zaman dış kulak yolu ve membrana timpanikanın üzerinde kalan yapıları, orta kulakta membrana timpanikanın üst kenarının hizasının üzerinde kalan yapıları ve yerleri anlıyoruz. Mezotimpanum dediğimiz zaman tam da membrana timpanikanın hizasında olan yapılar anlaşılıyor. Hipotimpanum dediğimiz zaman ise onun altında kalan, hatta tuba auditiva'yı da kapsayan bölgeler anlaşılıyor. Geçen gün konuya hazırlık olsun diye biraz inceleme yaparken yeni öğrendiğim protimpanum terimini gördüm. Protimpanum da, buraya slide'a koymadım ama karıştırmamak için, tuba auditiva'nın başlangıcındaki vestibül, geniş açıklık bölümünü kastediyor. Tuba auditiva'nın en başındaki, burada tabii şekilde çok iyi göstermiyor ama, tuba auditiva'nın başlangıcında orta kulağa açılan bölümünü kasteden bir şey var. Bir protimpanum kavramı var. Dolayısıyla bunlar cerrahide önemli yapılar. Bakın burada yine renklerle gösterilmiş epitimpanum, mezotimpanum ve hipotimpanum olmak üzere şeyler, biraz önce anlattığımız yerlerin renkli gösterimi. Oradaki yapıların ayrıntısına girmiyorum. Zaten cerrahide göreceksiniz. Hocalarımız anlatacak bunları üzerine durarak. Bazı önemli komşulukları hatırlamakta fayda var. Burası orta kulak boşluğunun lateral duvarı, yani membrana timpanikayı görüyoruz. Bu sağ kulağın iç medialden görünüşü, sağ orta kulağın. Tuba auditiva'yı görüyoruz. Arkada fasial kanalda yine ilerleyen nervus facialis. Çok önemli bir komşuluk korda timpani. Korda timpani burada fasial sinire katılmadan önce malleus ve incus'un bacakları arasından membrana timpanikanın üst kenar hizasından geçerek yoluna devam ediyor. Dolayısıyla bu komşuluğun hatırlanmasına fayda var. Bunun ayrıntılarını biraz sonra başka şekillerde göreceğiz. Bu nervus facialis'in, fasial kanalın arka duvardaki önemli komşuluklarını şimdi göreceğiz.
Bu medial duvar, yine sağ orta kulağın medial duvarı, promontorium tabii karşımıza çıkıyor. Burada çok çok yine önemli bir yapı var. Stapesin, tabanın oturduğu yeri görüyorsunuz burada. Burada hemen üstünde biraz sonra epitimpanum bölgesinin bazı özelliklerinden konuşurken lateral semisirküler kanalın bir çıkıntısını yaptığı kabarıklığı görüyoruz üst duvara yakın olarak. Hemen aralığına geçen nervus facialis'in burada gölgesini derinde görüyorsunuz. Yani bu stapeste lateral semisirküler kanalın arasındaki bu nervus facialis komşuluğu önemli. Burada nervus facialis'in yine ana gövdesinin inerken aşağı vertikal bölümü görüyoruz. Musculus stapedius var. Burada stapese tutunurken piramidal çıkıntıdan uzadığını görüyoruz. Hemen altta bakın, alt duvarda vena jugularis interna'nın ne kadar yakın ve ince bir lamelle ayrıldığını görüyoruz orta kulağa. Arteria carotis interna da aynı şekilde ön duvarda çok yakın bir komşuluk gösteriyor. Burada yine atlamayalım, tubo auditivayı ve üzerinde musculus tensor timpaniyi ve kohlear çıkıntıyı burada görüyoruz. Kohleariform çıkıntıyı görüyoruz. Bu biraz daha açılmış hali. Bakın burada o kabarıklığın daha net görüntüsü. Yani lateral semisirküler kanalın buradaki fenestre vestibüli ile arasındaki nervus facialis'i gösteren önemli komşuluğu. Burada tabii sinir ağı olarak gösterilen plexus timpanicus var. Önemli bir sinir plexusu. Bu sefer sol kulaktan sırf kemik yapılara bakarsak, bu gördüğümüz yer artık antrumun, yani processus mastoideus'un selülaları, hücresel boşlukları. Hemen onun önünde aditus ad antrum denen bir açıklığımız var. Bu da epitimpanuma bizi açıyor. Buradaki şu gördüğümüz kabarıklık lateral semisirküler kanalın kemik dokuda yaptığı kabarıklık. Bakın burada fenestre vestibule olan yakınlığı ve nervus facialis'in geçtiği yerdeki kabarıklığı görüyorsunuz. Çok yakın bir komşuluk yine burada kemikte görülebiliyor. Çok yakın mesafeler. Biraz daha bunu medyale doğru kesidi ilerlettikten sonra, biraz daha diseksiyon yaptıktan sonra nervus facialis'in kanalının burada görüyorsunuz açılmış halde. Burada antrum biraz daha açılmış. Burada yine aynı şekilde bu yakın komşuluğu görüyorsunuz. Fasial sinirli stapesin tabanının arasındaki, yani fenestre vestibül arasındaki yakın komşuluk karşımıza çıkıyor. Arka duvara baktığımız zaman yine bazı önemli yapılar ve özellikler var. Burada bakın yine korda timpaniyi görüyoruz. Malleus ve incus'un arasından geçerken. Burada yine nervus facialis takip ediyoruz. Nervus facialis'in burada arka duvarda yaptığı kabarıklık görünüyor. Lateral semisirküler kanalın yaptığı kabarıklık yine burada resmedilmiş. Şurada aditus ad antrumu görüyoruz. Antruma açılan pencere, antrumun epitimpanumla bağlandığı, orta kulağa açıldığı pencere karşımıza çıkıyor. Yine plexus timpanicus burada karşımızda. Buradaki yine şu komşuluğu önemli vurgulamak istiyoruz. Lateral semisirküler kanalla stapesin arasındaki nervus facialis. Transvers kesitte baktığımız zaman, yatay kesitte baktığımız zaman arka duvarı, ön duvarı, lateral duvarı ve medial duvarı bu şekilde görüyoruz. Yine sol kulağa yukarıdan baktığımızı düşünürsek, burası membrana timpanica'nın, burası stapesin tabanının olduğu kısım. Burada kohleariform prosesi görüyoruz. Buradan çıkan musculus tensor timpani var. Membrana timpanica'ya gidiyor. Ama burada bakın, dikkat ederseniz nervus facialis'in yaptığı, yani nervus facialis'in kanalının yaptığı bir çıkıntı ve onun lateralinde, medialinde iki tane girinti görüyoruz. Bunlardan içtekine sinüs timpani adı veriliyor. Yani facial sinirin yaptığı çıkıntıyla stapesin arasında kalan şuradaki şu girintiye, şu kanalın kabarıklığıyla şu stapesin arasında kalan şu bölge sinüs timpani. Tam tersine öbür şekle dönelim. Fasial sinirin kabarıklığıyla onun lateralinde kalan bu membrana timpanik arasındaki girintiye ise fasial reses adı veriliyor. Özür dilerim. Şurası fasial reses olarak adlandırılan bölge. İkisinin de cerrahi önemi hakkında tabii ki ilgili hocalarımız gereken bilgi verecektir ama anatomik olarak sinüs ve reses olarak iki tane bölge var. İkisi de nervus facialis'in medyali ve lateralinde olan iki tane önemli girinti. Burada iç kulak yapılarının bazı eksensel komşulukları, anatomik bazı duruşlarıyla ilgili bilgiler var. Burada iç kulağın ekseninin horizontal eksene, horizontal yani kafaya göre horizontal eksene yaklaşık 30 derece açı yaptığını görüyoruz. Aynı şekilde yine kendi longitudinal eksenin, iç kulak yapılarının kendi longitudinal eksenin
sagittal eksen veya düzleme 45 derece olduğunu, burada semisirküler kanalların öndeki ve arkadakinin arasındaki açının 90 derece olduğunu gösteriyor. Şu yanda gördüğümüz en yere paralel ve yana doğru uzananlar lateral semisirküler kanallar. Şu ön, şurada da görünmeyen, bizi dik olarak geldiği için seçemediğimiz şuradaki ise arka semisirküler kanallar. Her üç boyutta denge ve hareket algısını sağlamak için bulunan kanallarımız bunlar. Bazı kesişsel şeyleri hatırlatmakta, komşulukları hatırlatmakta fayda var. Yine bunlar cerrahi sırasında vurgulanacak özellikler olduğu için burada kesitlerde kısaca göstermek gereğini duyduk. Şu gördüğümüz caput mandibula ve discus articularis ikisini beraber eklem boşluğunu oluşturmak üzere birleşmişken görüyoruz. Yakın komşuluğunu görüyoruz. Hemen arkasında bakın meatus acousticus externus var. Yakın bir komşuluk olduğu karşımıza çıkıyor. Mastoid hücreler zaten meatus acousticus externus'un arkasında özellikle yer alan yerler. Tabii mastoid hücrelerin anatomik özelliklerini cerrahi sırasında yani konular sırasında hocalar anlatacaktır hocalarımız. Bu mastoid hücreler insandan insana değişen özelliklere sahipler. Kimi insanlarda yoğun bir hücre yapı tabakası, yoğun bir hücrelenme, havalanma özelliği gösterirken kimi insanlarda sklerotik veya küçüktür veya işte çok az sayıdadır. Cerrahi özellikleri, cerrahi yaklaşımları etkilediği için bunların da anatomik özellikleri var. Anatomisi yani buradaki anatominin değişkenliği cerrahi yaklaşımı da cerrahinin zorlaşmasını veya kolaylaşmasını da getiriyor peşinden. Dolayısıyla buradaki anatomi ve komşuluklar önemli yine. Burada bakın meatus acousticus externus'un üzerindeki mastoid hücrelerin yakınlığını görüyorsunuz. Bir tek ince kemik lameliyle hemen yakın bir komşuluk içindeler. Dediğim gibi buradaki hücre yoğunluğu, hava hücresi yoğunluğu kişiden kişiye çok değişik özellikler gösteriyor. Bu bir örnek sadece. Herkes de bu biçimde olmayabiliyor. Başka bir özellik, buradaki nervus facialis'in birinci dirseği buradadır. O burada biraz daha gölgede kaldığı için, arkada kaldığı için çok belli olmuyor belki ama ikinci dirsek yani aşağı dönüşünün olduğu yerde biraz önce anlattığımız bu lateral semisirküler kanalın dışında bir posterior semisirküler kanalı yakın bir komşuluk var. Posterior semisirküler kanalda nervus facialis'in bu ikinci dirseğinin komşuluğu yine yakın bir özellik gösteriyor. Onun için bu da hem nervus facialis'in lateral semisirküler kanal olan komşuluğu yanında ayrıca önemli bir komşuluk olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölge onun için yakın özellikler, önemli yapıların çok yakın olmasından dolayı anatomik olarak hassas bir bölge. Burada yine bakın nervus facialis'i görüyoruz. Incus'un burada bir bacağını görüyoruz. Burada tabii küçük bir bölümü kalmış karşımızda. Lateral semisirküler kanalın burada kesitini görüyoruz. Ve yine nervus facialis ile lateral semisirküler kanalın ne kadar yakın olduğu burada karşımıza çıkıyor. Biraz önce anlattığımız o kesitte görülen yakınlık, facial sinir lateral semisirküler kanalın yakınlığı burada çok net biçimde karşımıza çıkıyor. Tabii yine, senin bu kesitlerin hepsi hasta ayaktayken böyle geçen sagittal, transvers, aksiyel kesitler. Bunlar şimdilik transvers kesitler, şu gösterdiklerim sana. Transvers kesitler. Tabii. Yani biz tabii arkadaşlar birazcık edebilir. Çünkü biz yatar pozisyonda hastayı yaptığımız için. Tabii. Bundan sonra kesitlerini öyle getir abi. Yatır hastayı, olur. Öyle kes, getir. Tamam. Yani böyle iyi anlayamıyoruz. Tamam hocam. Ya veya çevir slide'ı. Yani bir olur. Şey bu. Yani bunlar biz bu pozisyonda ameliyat etmiyoruz ki. Bizim işimiz ameliyat. Yani ameliyat pozisyonunda anatomi istiyoruz biz senden bundan sonra. Tamam hocam. Tamam mı? Yani yatırıyoruz hocam. Öyle. Yatırıyoruz sağ kulak veya sol kulak. Yani bizim öyle değil mi arkadaşlar? Siz de şaşırmadınız mı? Dış kulak yolu nerede? Efendim ne taraf meatus acousticus internus? Bizim yatar pozisyonumuzda istiyoruz. Hocam biz iyi anladık ama ya. He? Biz anladık yani. Ben arkadaşlarla diyorum. Yani bu. Bak Mehmetciğim görüyorsun ya Kemal Hoca hep bulur bir şey yani. Zaten olmazsa şey da bulur tadı ya. Yok yani böyle. Yani bulur yani. Siz zannetmeyin ben güzel anlatıyorum her şey tamam değil yok, yani. Yok. Zaten normal ders anlatmaktan daha çok heyecanlanıyorum buraya gelirken. Sırf Kemal Hoca var diye. İnanın şurada kalbim daha fazla atıyor. Başka seminer olsa olmaz belki ama burada biraz farklı yani. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam sağ olun. Burada yine bakın. Malleus ve incus'a dirsek, nervus facialis dirseğinin ne kadar yakın olduğunu görüyoruz. Bunlar tekrar hatırlıyorum transvers kesitler. Ha bu arada tabii ben anatomist olduğum için sizin yatar pozisyonunuzu
veya hangi pozisyonu size yaradığını takdir edemiyorum. Bu konuda bana eğer bir yardımcı da olabilirsiniz veya olabilen hocamız varsa bir dahaki sefer öyle hazırlarız. Tamam, ameliyata biz çağıracağım seni ben. Tamam hocam. Tamam. Biz standart hep transvers, işte frontal ya da sagittal eksenleri kullanıyoruz. Böyle oblik eksenlerimiz ya da ameliyat pozisyonlarımız bizde tabii gelişmiş değil. O tür kavramlarımız yok. Ayakta duruyor, sen böyle kesiyorsun değil mi? Durumuna göre. Bu mesela transvers şey kesilmiş. Tamam yani, ama böyleyken kesiyorsun. Tabii tabii öyle. Ben böyleyken ameliyat etmiyorum ki hastayı. Işte. Tamam. O zaman şaşırıyorum. Tam şey değil. Beni yatır. İşte biz de o zaman şaşırıyoruz işte hocam. Evet. Dolayısıyla... Şimdi sıra bizde mi hocam? Hocam ölünce yatırıp seni öyle çekerler. Tamam hocam. Tamam. Bak ne diyor hocam? Hocam kadavr olursanız ileride yatırıp çekerler resminizi. Allah geçinden versin. Size zarar veririm, kara borsa olur. Bu arada bizim Yakup hocamız kendini bağışlamış bir insan biliyorsunuz. Yakup hoca bizim anatomi ana bilim dalı başkanımız. 2 sene kadar önce kendini bağışladı. Ondan sonra zaten başvurularımız çok arttı. Tabii. Medyada da falan yer alınca Cerrahpaşa öne çıktı bu konuda. Hemen hemen herkes bizi arıyor. Şehir dışından bile bizi arıyorlar. Yani bilmiyorum ben ortaya söylüyorum. Saygıyla artık. Saygıyla kendisini hatırlıyoruz şu ben anda. Ben söyleyeyim de. Evet yani Türkiye'nin medya iftiharıdır anatomist olaraktan. Bütün bu konulardaki çalışmaları, klinisyene yakınlığı gerçekten kendisi, kendisi cerrah zaten. Cerrahi uzman. Evet genel muhteşem cerrahi. Muhteşem. Aynı zamanda. Biz devam edersek yine burada bakın kohleamızı görüyoruz. Yine transvers kesitti. Burada auriküleyi görüyoruz, auriküle kesitini. Malleus'un kesitini burada görüyoruz. Vestibulumla kohleanın yine yakın ilişkisini. Nervus fasciaris'in bunlara ne kadar yakın olduğunu burada görüyoruz. Bakın yine malleus'a ne kadar yakın. Ve kanaldan aşağı inerkenki transvers kesitteki pozisyonu. Lateral semisirküler kanal yine burada kısmen çıkmış. Ve onun nervus fasciaris'e olan yakın ilişkisi burada yine yakın komşuluğu görülüyor. Arteria carotis interna çok önemli bir yapı. Bakın burası yine meatus acusticus externusumuz. Cavitas timpani burada. Hemen onun ön iç yanında, ön duvarına yakın, iç duvara yakın arteria carotis interna'nın ne kadar yakın olduğunu, ne kadar bitişik olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir komşuluk. Tabii cerrahi yönlü hocalarımız yine söyleyecek. Yine bakın burada arteria carotis interna'yı, burada vestibulumu görüyoruz. Lateral semisirküler kanallar yine burada karşımıza çıkıyor. Bu epitimpanik boşluğun şeyi, resesi. Sistane pontus cerebellaris artık burada çıkmaya başlamış. Onu görüyoruz. Yine buradaki mastoid hücrelere yakınlığı ve komşuluğu karşımıza çıkıyor. Bakın yine kohleanın son şeyi, kıvrımı, basis kohlea dediğimiz yer ve fenestere kohleayı burada görüyoruz. Kohleanın açıldığı ve orta kulağa açılan ikinci pencere olan, daha doğrusu orta kulakla iç kulağın arasındaki ikinci açıklık olan, ki normalde tabii açık değildir bu. Normalde membrana timpanica secunda adı verilen ikinci membranla kapalıdır. Burada orta kulağa olan bağlantısını görüyoruz bunun. Yine başka önemli bir komşuluk, bakın lateral semisirküler kanalların, ha bu artık tabii kesit değişti. Burada frontal ve kesitte bakıyoruz şeye, kadavraya. Kişiye. Lateral semisirküler kanalların burada iki yerden kesilmiş yerlerini görüyoruz. Hemen bunun yanında posterior semisirküler kanal var. Yere dik görüyorsunuz. Lateral semisirküler kanal yere paraleldir. Bu posterior semisirküler kanal yere diktir. Yani yukarıdan aşağı vertikal olarak aşağı dizilmiştir. Hemen musculus stapedius'u bakın ne kadar yakın olduğunu. Musculus stapedius'un hemen çıktığı yerin üzerinde nervus fasciaris'in geçtiğini, yakın komşuluğunu görüyoruz. Zaten stapes de burada. Ve bu yakın komşuluk yine cerrahi olarak önemli. Nervus fasciaris'in burada lateral semisirküler kanala yakınlığı da tekrar dikkati çeken bir özellik. Bu verilen kısa sürede temel bazı anatomik noktaları hatırlatmak üzere böyle bir sunum hazırladık. Mehmetciğim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Soracağınız, anlatmamı istediğiniz şey varsa tekrar değinebiliriz. Bize çok emek veriyorsun sen. Estağfurullah hocam. Gerçekten. Yani bir anatomistin içerisinde sunabileceği en muhteşem sunumu yapıyorsun bize. Çok çok mutlu ettin. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz seni. Alkışlarımızla.